Lezzet Atölyesi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mayalı pişi yapıyoruz. Bunun için gerekli malzemelerimize geçelim. 7 su bardağı unum var elimde. Unumu eledim. Kılık süt, 2 adet oda sıcaklığında yumurta, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı, şöyle benim tatlı kaşığım biraz küçük, yakından göstereyim. 1 tatlı kaşığı çörek otu, 2 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tepeleme tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. Ben bunu ölçülü yapmıyorum arkadaşlar. Bugün ölçüle deniyorum. Eğer gerekli görürsem un eklemesi, ilavesi yaparsam bunu da paylaşacağım sizinle. Şimdi direkt yapım aşamasına geçelim. Ilık sütümüzü kabımıza aldık. İçerisine şöyle kuru mayamızı ekliyoruz. Şekerimizi ekliyoruz. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Mayamızın aktifleşmesini bekliyoruz. Malzemelerimize ek olarak pişimizi kızartmak için ve elimizde açarken de kullanmak için yeterince yağ gerekiyor arkadaşlar, sıvı yağ. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle şöyle elemiş olduğum unumun içerisine açıyorum. Şöyle yumurtalarımı ekliyorum. Şöyle yağımı ekliyorum. Bu aşamada kullanmış olduğum yağ zeytinyağı. Fakat kızartırken çiçek yağı kullanacağım. Sirkemi ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Şöyle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yumuşak, yani ele yapışan bir hamur. Şöyle çekince uzuyor gördüğünüz gibi. Hamurumuzu iyice yoğurmayı unutmayalım. Hızlıca son bir defa yoğurup üzerini streç filmle kapatıp kenara alacağım mayalanması için. Elimizi şöyle yağ batırıp şöyle bir havasını aldıralım. Şöyle elimizde kabımızı bir yağlayalım. Tavamı ocağın üzerine koydum. Şöyle bir mandalina büyüklüğünde bir parça hamurumdan aldım. Şöyle bir açıyorum. Pişilerimiz gördüğünüz gibi hazır. Şöyle iç yapısını size göstermek istiyorum.
Deneyen arkadaşlarımızın şimdiden ellerine sağlık diyorum. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup like atarlarsa çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.